Niye yaptın bunu bana Kübra? Niye yaptın? Gerçi o kadar da emeğim vardı sonuçta ama biz arkadaşlarla senin bu durumuna çok üzülüyoruz ama elimizden bir şey gelse. Hep o itin yüzünden. Benim de o yiğit denen üzerini çizecek bir şeyler bulmam lazım. Eğer bana yardımcı olmak istiyorsanız gözünüzü dört açın. Aslında yapacak bir şey var ama. Neymiş? Şimdiden seni umutlandırmak istemem. Ama elimden geleni yapacağım. Bir bakmam lazım önce. Bak, benim bu dediğimi yap. Seni para manyağı yaparım. Öyle konuşma abi, çok bozuluyorum. Biliyorsun bir yerde hayatım borçluyum sana. Paranın lafı mı olur? Karar verdin mi? Verdim. Nihat Bey, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Sizin gelişinizle dükkanın bereketi artacak. Buyurun. Vallahi benim gelmemle bereketi pek artacak gibi değil. Nekat değil malum ama toparlıyorum dükkanı. Sorun yok, sorun yok. Zaten burayı vitrin amaçlı tutuyorduk. Ama böyle seyrek vitrin de az bulunur. Kahvelerimizi söyleyeyim. Kapat, kapat. Çok fazla kalmayacağım. Sadullah. Diyorum ki, senin bu nekatı biraz uzatalım ha? Anlamadım. Bu dükkanı senden alıyorum. Zaten burayı başka işler için paravan olarak kullanıyorduk. E artık senin başka iş yaptığın yok. Burayı iş yapan birine vermek lazım. Nihat Bey, lütfen bakın ben önceki işlere geri dönmek istiyorum. Hem burası benim dükkanım. Diğer işleri kendi hatanla kaybettin. E buranın tapusu da size ait, biliyorum. Bir yerdeki kalenin anahtarını kimseye vermeyeceksin. Bak, sonra lazım oluyor. Nihat Bey, lütfen. Bakın, bir daha düşünün. Bu sizinle ortak yaptığımız son iş. Dostluğumuz baki Sadullah. Dünya kadar malım mülküm var. Biraz dinlen artık sen de. Değil mi? Bu dükkan bize lazım. Kim geçecek peki başına? Yiğit. Nihat Bey. Sakın çıkmamak için direnme. Biliyorsun, istediğimiz zaman her türlü boşaltırız. Sen beni oyalıyor musun, onu söyle hele. Yok abi, estağfurullah. Ne haddimize? İşine yarayacak bir şeyler var demiştin. Ne oldu? Ne zamandır sesin soluğun çıkmıyor. Bak, problem paraysa hallederiz. Para mevzu bahis değil, söylemiştim sana. Ne bekliyoruz öyleyse? Bak, eğer Nihat'a güveniyorsan benim halime bak.
Güya onun en kral adamıydım. Ne oldu? Bir paçavra gibi kullanıp attı bir köşeye işi bitince. Hiçbirimizin zerre kadar değeri yok onun gözünde. Ama ben seni krallar gibi yaşatırım. Korkuyorsan seni yurt dışına da kaçırırım. Abi biliyorum. Ben seni bilmez miyim? Fakat problem şu. Güvenlik çok sıkı. İstediğim belgelere de ulaşamadım hala. Ama merak etme sen. Bu konuyu halledeceğim. Elini çabuk tut. Sabrım kalmadı. Yoksa bir kaza çıkacak elimden. Abi sabır. Az daha sabır. Konu bende, merak etme sen. Hadi bakalım. İnşallah. Vay vay vay, şunlara bak. Körün istediği bir göz. Allah verdiği iki göz. Bunlar beklediğimden de müthiş oldu. Aferin be Zafer oğlum, aferin. Dile benden ne dilersin. Sağlığın abicim. Eğer sana faydamız olduysa ne mutlu bize. Daha ne olsun be, daha ne olsun. Bunlarla hepsini içeri tıktıracağım. Açılış yapacaklarmış. Açılışa emniyeti de çağıracağız mecburen. Bu fotoğrafları burnumuzun dibinden kim cesaret eder böyle bir şeye? Ya da kim aldırır? Sadullah tabii. Benim zaten bir süredir midemi bulandıran şeyler var Nihat abi. Hala sözü geçen adamları var içimizde. Hemen git çöz o zaman bu meseleyi. Hem o fotoğraflar Yiğit'in hayatını bitirir. Hemen git, neredeyse bul. Sonra cezasını keseriz yediyse. Emredersin abi. Baktım yukarıda bir şey yok. Ben de bulamadım. Bir de salona girip bakalım. Nereye koydu lan bu herif bunları? Şu an bizi izliyor. Bak sen kimsin? Benim dükkanımla hava atıyorsun bana ha? Şimdi görürsün sen. Halimize ve hepimize hayırlı olsun. Nereye gider lan bunlar? Olur lan bunları. Allah Allah. Ulan. Ulan Allah kahretsin. Şerefsiz. Ulan şerefsiz.
Git! Ulan it, yüzüne bak! Baba dur, ne yapıyorsun? O gün beni öldürmemen kötü oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.